türev alınıp x gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor. F'in türevi x dedik. 4 çarpanı duruyor. 4 çarpı 2 başa geldi. 2 üzeri 2 çarpı x üzeri 1 çıkarırsak 1. 8x oldu. X gördüğümüz yere 3 yazmamız istendi. Çarpı 3 şeklinde 24. A şıkkı. Türev alıp x gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor. F'in türevi x eşittir. 4x'in türevi direkt katsayının kendisidir. 4. X gördüğüm yere 3 de yazsam, 5 de yazsam, eksi 10 da yazsak ne yazarsak yazalım. Sabit bir fonksiyon olduğu için daima cevap 4 çıkacak. D şıkkı. 4x'in türevini bir kere daha alalım. Açıkça yazmış olalım. Türev alıyorum. X'in üzerinde bir 1 var. Bunu değerlendireceğim. 4 çarpı 1 başa gelir. X üzeri 1 eksi 1. 4 çarpı 1 çarpı x üzeri 0 olacak. 4 çarpı 1 çarpı 1'den sonuç gene 4 çıkacak. 4x'in türeviydi bu. Cevabımız da 4 çıktı. D şıkkı. Türevi al, x gördüğün yere 3'ü yaz. Türev x eşittir. 4'ün türevi sabit sayının türevi 0'dır. X gördüğümüz yere 3 de yazsak, her ne yazarsak yazalım cevap her zaman 0 çıkacak. E şıkkı. Fonksiyonun türevi alındıktan sonra x gördüğüm yere 3 yazmam isteniyor. F türevi x eşittir. Kök x'in türevi ezberlenmesi gereken bir ifade. 1 bölü 2 kök x'tir. Kök x'in türevini bir kere daha alalım. Açıkça. X ifadesi kökten farklı bir şekilde yazarsam kökü 1 bölü 2 olarak yazdım. Bu ifadenin türevi isteniyor. 1 bölü 2 çarpan olarak başa geldi. X üzeri 1 bölü 2'den 1 çıkardım. 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2 paydaya x üzeri 1 bölü 2 olarak gelir. Sonuçta 1 bölü 2 kök x oldu. Sorumuzda 3 yazmamız isteniyor. X gördüğüm yere 1 bölü 2 kök 3. C şıkkı. Verilen fonksiyonun türevi alındıktan sonra x görülen yere a yazılıp cevap 20 olarak bulunmuş. A da sorulmaktadır. Hemen f'nin türevini alalım. X'e göre 2 başa gelir 5 çarpanı ile birlikte 10x oldu. 2'den 1 azaltınca x üzeri 1 10x. Görmüş olduğunuz gibi x gördüğüm yere a yazmam gerekiyor. A yazdığımda cevapta 20 olması lazımmış. Eşittir 20. 10a eşittir 20'ye ulaştık. Buradan a'yı 2 olarak buluruz. B şıkkı. Fonksiyonun türevi alındıktan sonra x yerine a yazılınca cevap eksi 1 bölü 16 çıkıyor. Hemen türevini alalım. 1 bölü x'in türevini yan tarafta alıyorum. Türev ifadesi. Öncelikle 1 bölü x'i başka bir formatta daha yazayım. X üzeri eksi 1 olarak yazılır. Daha türevini almadık. Şimdi alıyorum. Eşittir. Eksi 1 başa gelecek türev alırken. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 1'den 1 daha çıkardım. Eksi x üzeri eksi 2 eksi 1 bölü x kare olarak yazılır. Eşittir. Eksi 1 bölü x kare olarak yazdık. Sorumuzda a yerine x yerine a yazarsam a yazarsam cevap eksi 1 bölü 16 oluyormuş. Eksi 1 bölü 16. Eksiler birbirlerini götürdü. Yukarıda birler var. Demek ki a kare ile 16 birbirine eşit. A kare eşittir 16. Buradan a eşittir. Hem 4 hem de eksi 4 bulunur. A1, A2 diyelim. İkisi de doğrudur. Cevap şıklarında sadece E'de 4 olarak verilmiş. Y'nin D bölü X yani X'e göre türevini alıp X gördüğümüz yere 1 yazmamız isteniyor. D bölü DX parantez Y gördüğüm yere X üzeri 5 yazdım. Türevini alıyorum. 5 X üzeri 4. X gördüğüm yere de 1 yazmam isteniyor. Yazdığım takdirde 5 çarpı 1 üzeri 4 1. Cevap 5. B şıkkı. Y'nin T'ye göre türevi alınacak. T gördüğümüz yere 3 yazılacak. D bölü DT. Y gördüğüm yere T'li ifade T kare eşittir. Türevini alıyorum T'ye göre. 2T. T
gördüğümüz yere de 3 yazacağız. Çarpı 3, 6 sonucunu verir. D. İfadenin x'e göre türevi alınacak ve x gördüğümüz yere 2 yazılacak. D bölü dx, parantez açtık. Dikkat ediniz, y ifadesi tek başına kalması lazım. Önünde bir 5 çarpanı var. Bundan kurtulmam gerekiyor. O zaman karşı tarafa bölü olarak geçer. X kare bölü 5. Parantez içerisine x kare bölü 5 yazdık. Bu ifadenin türevi alınacak. Bir kere daha yazalım. 1 bölü 5 x kare olarak yazabilirim. Aynı ifadeyi yazdım. Türevini alacağım. 1 bölü 5 çarpanı duruyor. 2 çarpım olarak geldi. Çarpı 2'den 1 çıkardık. 1 bölü 5, 2, x üzeri 1, yani 2x bölü 5 elde edildi. Sorumuzda x gördüğümüz yere 2 yazmamız isteniyordu. Yazdık, 4 bölü 5. A şıkkı. Verilen ifadede x tek başına kaldıktan sonra y'ye göre türev alınacak. Dikkat ediniz, y'ye göre türev alınacak, y yerine de -1 yazılacak. D bölü dy, parantez açtık. X tek başına kalacak şekilde ayarlıyorum. Y küp öbür tarafa geçerse eksi y küp olarak geçti. X yerine eksi y küp yazdım parantez olarak. Eşittir. Eksi dursun. 3 başa gelir. 3 çarpı 1 azalırsa kare oldu. Y gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Eksi 3 duruyor. Y kare eksi 1 yazdık. Karesini alalım. Eksi 3 çarpı 1 eksi 3. E şıkkı. K tek başına kaldıktan sonra M'ye göre türev alınıp M gördüğümüz yere 4 yazacağız. D bölü DM parantez açtık. Gördüğünüz gibi K kare ifadesi var. Tek başına kalması için M'nin öbür tarafa geçmesi gerekiyor. K kare eşittir M oldu. Hala tek başına değil. Kök alalım. Her iki tarafın kökünü alırsak K eşittir kök M elde ettik. Parantez içerisine kök M yazıldı. Köklü ifadenin türevi hatırlayınız. 1 bölü 2 kök m'ydi. Ezberlememiz gereken bir ifade. M yerine 4 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Cevap 1 bölü 4. C şıkkı.